Serdar. Akşam hücumda iyi oynayamadık. Özellikle dış adamlarımızdan, dış atışlarımızdan inanılmaz kötü bir performans elde ettik. Özellikle iki skorerimiz Micić ve Larkin'in 7'de 1 dış atışları tabii bizi çok zorladı. İlk yarıda Burak'ın oyuna girdiğinde çok ciddi bir katkı verdi ve oyuna geri döndük. İkinci yarıda da uzun bir süre iyi oynamamıza rağmen savunmayla ayakta kalmasını başardık. Ama reboundlarda da bu akşam ciddi anlamda bir sıkıntı yaşadık, bir sorun yaşadık. Fenerbahçe'nin 39 reboundına karşı biz sadece 26 rebound alabildik. Ve sonuçta da Fenerbahçe maçı kazandı. Tebrik ediyorum Fenerbahçe takımını. Biz evet bu akşam şampiyon olamadık ama hiç de üzgün değilim. 22 yıllık basketbol kariyerimde Türkiye'de 20'ye yakın final oynadım. Avrupa'da da 4 tane final oynadım. 3'ünü kazandım. Birinde işte Nisan ayında, bir ay önce Euroleague'de kaybettim. Bütün şampiyonluk maçlarında kariyerimde ailem, çocuklarım hep salondaydı. Çoğunda kazandık, birlikte kutladık. Bazılarında kaybettik ama hep salondalardı. Çünkü burada olmayı çok istiyorlardı. Ama bugün ben ailemi buraya getiremedim. Fenerbahçe basketbol takımı koçunu, yöneticilerini ve oyuncuların tüm ailelerini Sinan Erdem'e davet ediyorum. Gelsinler, buyursunlar. Ama Fenerbahçe takımı da şunu bilsin ki, evet çok güzel bir seri oynanıyor. Gerçekten çok güzel bir seri oynanıyor. Belki de Türk basketbol tarihindeki playofflardaki en muhteşem serilerden biri oynanıyor. 3-3. Tarihi bir seri. O zaman sözlerimi şöyle bitiriyorum. Gerçekleri tarihi yazar. Tarihi de biz tüm dostlarımızla birlikte, Sinan Erdem'de onların desteğiyle birlikte, Efes taraftarı ve tüm dostlarımın desteğiyle birlikte buradan çok daha güzel bir atmosfer yaratıp, çok daha büyük bir coşkuyla ailelerimizin de olduğu bir yerde biz şampiyon olacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Obviously, I have nothing too much to say, except that today they were better. They had more energy than us. Herkese merhabalar. Aslında çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Bunu söylemek de istemiyorum aslında. Ama Fenerbahçe bugün daha fazla enerjiyle oynadı sahada. Bunu da söylemek istemiyorum. Çünkü bu bir final maçıydı bizim için. Ama tabii ki isteğimiz, dileğimiz şimdi eve dönüp seyircimizin karşısında oynayıp maçı kazanmak. Red Star taraftarlarını içinde büyüdüm diyebilirim ve burada gördüğümden çok daha kötüydü. Ama tabii ki bu konuyla ilgili yorum yapmak benim işim değil. Başkasının işi.